Kanalıma hoş geldiniz bacılar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Bir açılış yapayım dedim. Bugün nereye gidiyoruz? Gamze'ye gidiyoruz arkadaşlar. Gamze'ye davet çıkmamız lazım. Saat 1:30 oldu valla. Gamze de aradı. Gece ne yapayım? Kafayı yemiş. Öyle yani arkadaşlar. Çıkalım şimdi. Her zamanki gibi havada güneş var biliyorsunuz. Öyle bak. Neyse. Şu çantamı aldım. Çantayı takayım da. Hadi gel gidelim. Yani bugün Gamze'miz değil. Bacılar çıktık biz. Yürüyoruz otobüs durağı ileride. Ya öbür taraftan bayağı yürüyeceğim ya da buradan. Burayı tercih ettim. Çok çünkü oradan gidesin belediye otobüsüne ben onu bekleyemem. Saçlar dağılmış. Gel gel. Arkadaşlar geldik. Ve şöyle asansöre bineceğiz. 9. Arkadaşlar Gamze'ye geldik. Şimdi sağlık ocağına gideceğiz. Gamze kulağından rahatsız enfeksiyon kapmış. Şey bir de sıvılaşma varmış. Öyle dedi. Sağlık ocağına gidip ilaçlarını alacağız. Nazlı gel birlikte gidelim dedi. Sonra geliriz. Valla ayakkabı da ayağıma burada. Nefes. De bir sessizlik var. Can Muhammed olsaydı hemen şu masaya çıkardı şimdi. Hazır mısın Gamze? Hadi gel. Hadi gel anne. Ya güzel güzel. Arkadaşlar eve geldik. Bir poşet. He? Sen bile bir poşet ilaç yazdırdı Gamze. Allah. Gamze ne kadar çok yazdırmışsın kız. Arkadaşlar bakın Gamze'nin bu evi bir esiyor. Bir esiyor. 9. kat ya. Süper. Kız yazın da böyle değil mi? Bak. Hiç kırmaya gerek. Arkadaşlar bakın Gamze'nin de böyle bir. Bunu gerçekmiş Gamze'nin çiçeğe bakın. Gamze biz de anneme böyle aldık anneler günü hediyesi ama yapay. Çiçek böyle var ya şey bitki. Şöyle arkadaşlar bakın. Gamze buna nasıl bakılıyor sen biliyor musun? Hayır kaç güne bir ama. Yerini beğenmiş herhalde. Normalde bayağı bir damlaydı. Ben bunu budadım. Küstü. Çok güzel duruyor ama. Evet. Ona şey alsana saksı alsana Gamze şu. Nefes. Gamze'nin komşusu geldi arkadaşlar. Kahve içeceğiz. Oğlu var. Onunla oynuyor ya bak. Saklambaç oynayın hadi. Arkadaşlar Gamze de kahve yapıyor. İçmeyecektim de neyse içim. İç diyor Gamze. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Bakın şimdi şu lambayı. Gamze buralı lambası. Ha yok değil mi? Nefes dursana annem. Arkadaşlar bakın Gamze bu neydi biliyor musunuz? Bu Gamze'nin karyolasıydı değil mi Gamze? Yatağının karyolası. Çocuklar bağırıyor. Karyolası kırıldı arkadaşlar. Şimdi yeni yatak almış kendine. Baza başlık almış. O karyolayı da eşi böyle ayakkabılık yaptırmış arkadaşlar. Ben bu ahşap rengini çok seviyorum. Bakın. Şeyi açayım. Flaşı açtım. Bakın arkadaşlar ahşap rengi çok güzel. Böyle bir ayakkabılık yapmış. Şöyle ayakları var. Gerçekten çok güzel olmuş. Hadi 300 liraya mı yaptırdın Gamze? Bütün malzeme bizden ama. Ya. Şöyle arkadaşlar kulbu gold detaylı bakın. Şöyle siyah. Ay siyahla da gold çok güzel oluyor ha. Şöyle içini de göstereyim size. Bakın şöyle. Bayağı da bölmesi var ha Gamze. Boyu da bayağı büyük yani. Güzel çok beğendim yani. Görüntülü de gösterdi. Arkadaşlar şöyle de hemen yatağını bazasını göstereyim size. Yatak başlığı çok güzel. Çok beğendim bakın. Şöyle fitilli gri renk. Bak kolay silinebilir. Grisi de şöyle bir renk arkadaşlar. Ne koyu ne açık. Şöyle şurada da ayna mı diyeyim ne işte. Onlardan var. Şöyle fitilli arkadaşlar. Ve bu şurası da böyle. Bakın. Şöyle ayakları hangi renkmiş? Ha, ayakları da beyazmış. Yüksek olması yani rahat temiz. Gerçi artık hep öyle yapıyorlar da. Gamze diyor Nazlı bunu diyor. Yeni alacağım diyor. Güzel değil diyor da bir şey olmaz dedim.
izin aldım ama yani burayı çekmek için. Öyle arkadaşlar, bakın. Çok güzel değil mi? Gamze diyor ki ne bana? Naz diyor, ben bundan sonra her şeyi artık gri alacağım diyor. Ben dedim, ben hep öyleyim zaten Gamze yani. Artık gri moda diyor. Öyle dedim. Gamze diyor ki arkadaşlar, bir de evim diyor şey gibi aynı. Bayram şekeri gibi diyor. Her renk var diyor. Değil mi Gamze? Gri güzel Gamze, hayırlı olsun. Aslanlar mobilyadan almış arkadaşlar. Adanalılar bilir. Ne kadardı sen indirdin 7000'e? 9000'den arkadaşlar peşin almış, 7000'e zar zor indirdik diyor. Ama yani güzel Gamze. Yatağı herhalde şey değil mi? Ne diyordun sen yatağına? Ne? Yatağı. Bir şey diyordun sen. Ortopedik ha. Yatağı, yatağın da griydi değil mi? Dur. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın yatağı da şöyle. Gri aynı. Şöyle. Kenarları da gri. Çok güzel bakın. Kolay silinir. Ama ha, bu tahta böyle şey vermişler ha. Ha. Yatak odasının şeyde böyle. Ben bu rengi çok seviyorum. Nefes. Arkadaşlar. Terledin mi? Bakayım eve. Yok. Terlememiş. Arkadaş bulunca hemen nefes başlıyor oynamaya. Şöyle arkadaşlar, kahvelerimizi de hazırladık Gamze. Şimdi içeceğiz. Arkadaşlar bakın, hani ben size diyordum ya acaba bu kullanışlı mı diye. Gamze dedi ki bana, Nazlı ben robot aldım dedi. Ben de merak ettim bakın. Bu göstermiştim ya. Nazlı çok kullanışlı diyor. Bakın her şeyi arkadaşlar. Böyle var ya, incecik kıyıyormuş. Bir de sulandırmıyormuş. Kilit yeri nerede Gamze? Ha? Nereye basıyor? Ha, orada kilit yeri var. Kız ne oldu, bu sabit basmadı. Böyle arkadaşlar bakın, şurada kilit yeri de varmış. Nerede ha bu? VIP Yakup'tan almış. Açma açma, tamam. Güzel yapıyor ama değil mi? Hiç zorlanmıyor değil mi Gamze böyle? Hayır. İpi son... de zorlanıyor. İpi bir de hemen bozuluyor. Şöyle eyvah. Ne kadar almıştın? 100 lira. 100 liraya almış. Gri. İpi almayın. İpi hiç güzel değil, memnun kalmaz. Bu memnunmuş arkadaşlar. İpi çok çabuk bozuluyor. Vallahi bu güzel, aynen. Hayırlı olsun. Ben bu daha çok alıyorum. Tabi bu daha büyük, basana dur kilidini, ha aa kilitlendi bak. Arkadaşlar Gamze'nin komşusu gitti, şey yapacak Gamze, bulgur aldı, köftelik bulgur, çiğ köfte, şey yapacaktı, çiğ köfte yapacaktı. Komşusu geldiği için arkadaşlar oturduk kahve içtik derken saat 6'ya çeyrek var. Ben de dedim ki Gamze dedim geç olur dedim, valla makarna yap dedim, yok olmaz diyor. Ben zaten çiğ köfteyi çok severim ama hazırını severim dışarıdan. Hazır gibi olur. Ya o böyle çok acı şey oluyor ya Gamze. Hayır. Ya yerim bak, şey yaparım ama dışarıdakini daha çok severim. Hiç dedim zahmet etme, makarna yap dedim, yanına salata, çok güzel olur bence. Gamze olur mu diyor da, niye yabancı mıyım sanki. Şimdi A101'e gideceğiz arkadaşlar, makarna alacağız. Ben de Gamze ile gidip bakalım öyle bir yani. Öyle onu söyleyeyim dedim de şey. Bu sefer de diyor ki acaba Nazlı krem alım yapsam makarnayı. Kız dedi işte düz şey salçalı yap yiyelim. O gün sen diyordun yani soslu yaptım Gamze. Güzel bir sos diyordun. Ne? Böyle yap işte. Makarnayı ne alıyorsun? Spagetti mi yoksa nasıl? Normal spagetti. Arkadaşlar bakın, Gamze Gül'ün evinin karşısı hep böyle market. Ondan sonra mağaza. Şurada da A101. Gamze var ya şey gibi, aynı çarşı gibi. İşlek bir cadde ha değil mi? Her şey var vallahi. Bizim orada öyle. Ağaçlar. Yüreğir oluyor arkadaşlar burası. Yüreğir de güzel ama. Açık. Güzel yani. Bir yüreğir. A101'ine bakalım. Ha. Arkadaşlar. Ha, burası şey ha, iki katlı gibi aynı kız. Gamze o gün Seher şu şeylerden aldı. Gri var ya, lav. Saklama kapları. Alta bak. Bak şunlar. 109 liraymış bu kış kapağı. Onlar eskidi Gamze, eski modeldi onlar. Bende de vardı, hep kırıldı. Aa şunlar ne kadar güzel bak. Ne kadarmış? 14 lira mı? Kase 15 lira. Bak burada bayağı şey var arkadaşlar. Kızartma tencereleri var. Emaye tencere. Yoğurt içilmiş 100 lira bakın. Şöyle şeyler. Ondan sonra şöyle ütü masası var. Şu neymiş? Hayvan mama kabı. Ben de şey sandım ha. Robot süpürge sandım bunu ha. Kupa mı? Dur. Bakın burada şey de var. Aa.
Xiaomi'nin, bak benimki. Aa, ha 6 litre ama bu. 4400'müş de. Şöyle ütüler var, buharlı ütü. Gel nefes annem. Şunlara 3 ayaklı cam kase 10 liraymış şunlar. Dondurma için o. Değil mi Gamze? Şunların rengi çok güzel. Çok güzel aynen. Tanesi yazıyor mu? 30 lira. Tamam bebeğim. Dondurma istiyor. Bak bu bıçaklar. Siyah rengi güzel. Ha. Bıçak mı? Siyah renk. Kesiyor Gamze. Bende moru var. Şöyle terlikler. Ev terliği 50 lira. Hani? Bizler kesmiyor, bende vardı. Aa, ciddi misin? Hı. Seher o gün tırtıklı aldı. Aa, keşke almasaydın. Aa, ama fişi var. Dur değiştirir. Ben söyleyeyim yani sana. Şöyle saklama kapları. Bende de var mı? Aa, şu gri şeylere bak ne Gamze. Süzgeçler. Kaşıklık mı? Bunlar neymiş? Ha. Ne bu böyle ikili, ha ikili süzgeçler. Ne? Tenis? Başka neler var? Nefes hadi gel. Şu çikolatalar ha. 13 lira da bunun kapağı böyle, keşke beyazın kapağı gibi olsaydı. Şöyle bakın. Böyle olsaydı annem alacaktı, ben de alacaktım da böyle değil işte. Böyle gri'nin kapağı. 13 lira fiyatı. Onu biz geçen de bakmıştım biliyorum. Neyi Gamze? İpin fiyatı mı? Sen bilin. Yok mu ipleri? O aynı mı ikisi? Aynı mı? Siyah da var, beyaz da var. İğnesi de mi var içinde bakayım? Ha, iğne de varmış galiba. Ortada da renk var. Aa. Eve geldik arkadaşlar. Gamze şunu aldı. Bakın ipi yokmuş şöyle. İpten aldı. Bir de makarna aldık. Geldik. Gamze şimdi diyor ki Nazlı elbiseyi deneyeceğim, sana göstereceğim. Elbise almış arkadaşlar bir tane. Bir de terlik almış. Onları sana gösterim dedi. Şimdi onu giyiyor. Göstersin bakalım. Terliği güzel ama ben de çok beğendim terliğini. Siyah ve size gösteririm şimdi. Giydin mi Gamze? Ama bir ağrı girdi ya. Ha. Aa çok güzel Gamze. Nereden aldın? Trendyol Milla. Milla. Hı. O Milla'yı ben hep duydum ha. Alışveriş yapıyorum. Güzel mi ürünü? Milla. Dur. Gözüküyor da Gamze. Dur çekin Gamze. Arkadaşlar bakın nasıl olmuş Gamze. Şöyle kol detayları. Tam bir yaz elbisesi Gamze. Evet. Tiril tiril. Ay çok. Ne kadar aldın Gamze sorma sahipsin? Milla'nın ürünleri güzel mi? İşte İlk defa mı aldın Milla? Evet hocam. Güzel, iyi bedenini şey ayarlamışsın ha. 34 beden almıştım, daptar oldu, geri gönderdim, bugün geri geldim. He, daptar mı oldu kız? Sen zayıfsın zaten. Gamze, çok güzel. Çok güzel, çok rahat. Turuncuyu bak normalde sevmem ama yani bu ayrı yazı bir güzel. Ne kadar? Uygun aynı yaz elbiseleri işte evet, bak güzel. Gamze'nin arkadaşlar erkek kardeşini şey var, kız isteyecekler erkek kardeşini Ankara'da şöyle. Acaba hangisini giyer? O öncekini mi olsun? Bu olmaz da bu çok renkli. Aynen. O olabilir ama. Evet o. Şey sözleşmeli er kardeşi Gamze'nin. Kız isteyecekler işte. Bu ayın 17'si mi? Ankara'ya gidecekler. Hayırlısı dur ben bakalım. Işte. Nişan, söz her şey bir arada olacak. Gamze acıkmış. Hadi çay yap. Çay var abi. Ben niye çay vermem? He ya çay içelim. Sen bir şeyler ye. Simit var orada. Gamze devamlı acıkıyor arkadaşlar. O işte ilacın yan etkisi Gamze öyle yapıyor. Bakalım Gamze başladı. He bak kaynadı. Yok mavi yanıyor hala. Kaynamış. Kaynamış mı? Ha. Dur bakayım Gamze'nin dediği robot nasıl? Tamam. E sarımsakla soğanı bir atmayacağım mı? Soyacak mı? He. Soysun da. Gamze şeyi soğanlı yapacakmış. Biz hiç soğanlı yapmayız. Biz de sarımsaklı yaparız Gamze. Kimyon sarımsak. Ha. Bakayım nasıl.
Biraz daha mı yapacağım? Çok bastım ya. Çok ezilmesini istemiyorum çünkü. Ben çok küçük olsun istemiyorum. Ha. Süper kız gerçek Gamze. Aa minicik yap. Daha yazan daha da küçük olur ha. Minicik olur. Vallahi güzel. Ve çok basit ipli. Aynen annemin de ipli var o da şey yapmıyor. Zor bir de ya ipi çek. Şey yap. İpe hemen bozuluyor işte. Gözün yandı değil mi hemen? Ha. Domatesi de mi onda yapacaksın? Ayrı şeyi yapacağım tavada sosunu. Ben de çok yemekte de çok seviyorum. Şey bir de Gamze hani soğanı bile kızartıyorsun yani ya o da güzel. Çok evet, güzel. Çok boş durmayın. Şey oldu bak. Şu anda yok sıçradı. Bu ne? O herhalde. Bizde yaparız. Bence hazır gibi oluyor kız. Hazırdan daha güzel. Tamam sen gelirsin bizde yaparsın işte. Ben alırım abimleri. Sen yaparsın. Onu iyi yoğurmak önemli değil mi Gamze? Ben çok yoğurmuyorum. Ben sıcak suya bakıyorum çünkü. Tabii. Ama iyi de yoğurman lazım. Aferin mi? Ben. Aferin daha çabuk. Ne? Şöyle al. Şunu mu sağlayalım? Makineyi mi çalıştırdın sen? He. Şey makinesi, bulaşık. He. Çalıştırmasaydın ya nerede işte bunları koyardık ha? Kız yok ben bunu evde yedim. Yemek bulaşığını falan koyardım diyor. Ben yeni aldım. O gün Gamze ben de şey aldım. Bardaklar dolu dolu. O gün ben de şey aldım, bulaşık makinesi tableti. Biminkini aldım. Memnun oldum. Sen de Migros'unkini almışsın yani. Diğerleri şey, pahalı çok. Evet, ne yapacak ki değil. Aşırı pahalanmış ya. Nefes. Ne yapıyorsun? Biz de çay içeceğiz arkadaşlar. Çayı da demledik. Ha, Allah. Çelik değil mi bu? Şöyle soğanları ben de kavruyorum. Ay. Kapar oldu. Ne salatası yapacağım? Ha, güzel olur. Marul pahalanmış Gamze ha. 5 lira. Aynen bizde de 12 liraydı. Mevsimi geçti ya artık. Onun için. Dur ben misafir var. Misafir var. Biz öyle dedim misafir var. Ha sen yumuşak bunu iyice küçük küçük yapıyorsun sos evet. Gibi. Rendelenmiş gibi. Vallahi rendeden iyi. Rendeyip temizlemek bir de daha güzel güzel. Daha zor. Rende de şu parmaklar. Bir de şey. Rende de oluyor mu bu parmaklar? Şimdi rende yapalım. Bir de bazen kıstırıyorum bazen. Evet. İçine dökecek misin şimdi? Yok. Sanki domates sos gibi oldu ha, değil mi? He. Böyle ince şey yaptın ya. İyi iyi salçası. Gamze için arkadaşlar kınar da koyuyor, çok güzel oluyor. Kınar zararlı diyorlar ama bence tadı da çok güzel. Evet. Aslında onu şimdi şey tavuk suyunu alacağım kendim dondurduğumdan çıkartıp öyle yapacağım. Tabii. Aslında o zaman küp küp böyle buzlukta şey yapacağım, donduracağım. Poşet doğal işte yiyeceğim. Sağlıklı. Evet, o güzel olur.
Şimdi çay içelim. Hadi doldur çayımızı. Soğan koyduk. Çektim Ne var tencerede? Kızartma tenceresi. Tamam, kızartma tenceresi olabilir Gamze. Nefes. Ne yapıyorsun prenses? Oh, nefes pencereye karşı serin serin oturuyor. Nasıl esiyor ama arkadaşlar. Oo, bak ses geliyor, rüzgar sesi. Çok güzel. Ne yapayım salatanın içine? İyi. Gamze diyor ki salatalığın içine peçete koy diyor, hemen bozulmaz, suyunu çeker diyor. Arkadaşlar çay içiyoruz, şimdi yemek yiyeceğiz. Hemen yorumlara şimdi cevap veriyordum. Selamımı gönderim. Gaziantep'ten Fatoş abla var ve kızı Beyza. Ay abla diyorum, hani yani biliyorsun saygı anlamında, belki benimle aynı yaştadır. Kızı Beyza ile beni severek izliyorlarmış Gaziantep'ten. Gaziantep'e selamlarımı gönderirim Fatoş ve Beyza'ya. Sizleri seviyorum canlarım. Görmedim ama sizleri gerçekten o bana desteğiniz. Yani anladınız işte. Çok konuşamadım şimdi ya. Seviyorum sizleri bacılar. Nefes de diyor ki anne diyor üşüdüm diyor. Bizim ev sıcak ya. Gamze'nin evi serin diye pencereyi kapattım. Gamze Nazlı'ya deyip duruyor arkadaşlar. Gel diyor beni çek. Gamze'ye dedim Gamze sana şey kanalı açır dedim. Yok diyor, ben yapamam diyor YouTube kanalı. Sen maydanoz da mı koyuyorsun salataya? Biz genelde şey koyarız. Nane. Nane ben seviyorum. Ben seviyorum kız, taze nane çok güzel Gamze. Niye? Salata da sevmiyorum. Kurulamayı mı aldınız kendi? Şey. Bu mu? Kurulamayı mı aldınız? Nerede? Yıkamada. Pancar da koyuyoruz salataya arkadaşlar. Pancar çok güzel Gamze. Evet. Şey var ya. Dur şunu şöyle yapayım. Pancar yoğurtluyorsun ya. Çok güzel oluyor. Biz geçen yaptık. Geçen. Geçen dediğim işte şey kışında ha. Çok güzel oldu pancar. Pişirmeden rendeliyorsun. Yoğurt, sarımsak. Çok güzel oluyor Gamze ya. Pancar çok güzel. Rengi de daha da güzel bak. Çok güzel renk veriyor salataya. Onu rendeleyecek misin sen? Şöyle yapayım da. Güzel oluyor. Rengarenk bir salata. Onu öyle bıçakla böyle sürtseydin ya sayın seyirciler. Gamze önce öyle diyor. Sayın seyirciler. Hani pancar altta mı? Biraz da karıştırınca çekip ben güzel olur görünsün. Soframız hazır arkadaşlar. Evet, Gamze'nin meşhur karışık salata, renkli salatası. Sıcak ha. Onlar acı mı? Arkadaşlar ben eve çoktandır geldim ama halen böyleyim. Biliyorsunuz annemle konuştum. Tam 1 saat 14 dakika boyunca. Vallahi baktım. WhatsApp'tan konuştum. Ondan sonra bacılar Can Muhammed ne yapmış bugün biliyor musunuz? Bir iştahı açılmış arkadaşlar. Maşallah diyeyim. Annemin yanında. Ondan sonra hiç bak mesela ben burada hep Can Muhammed yapma etme diyorum. Orada maşallah hiç öyle sesi çıkmıyor. Ama özledim biliyor musunuz arkadaşlar. Ay Allah kimseye ateşi yaşatmasın. Yaşatanlara da sabır ver, kurban oldum Allah. Ay dedim bak hani biraz annenle konuşacağım mı diyor. Böyle ondan sonra babam ısırmış böyle arkadaşlar. Babam ısırarak sever, böyle öpüyor, ısırıyor. Oğlum diyor, deden diyor nereden ısırdı diyor, böyle yapıyor. Babam ısırarak seviyor. Aynı benim gibi böyle çok şey seviyor. Arkadaşlar gecenin çıngırağına sallanıyor ya, bahçeye girmiş. Yukarı çıkardı teyzem de şey. Arkadaşlar Gamze'nin yeri benim için çok ayrı biliyor musunuz? Neden derseniz. Aslında ben Türk şey yapsaydım ya, Nescafe yapsaydım, niye yapmadım? Dur soda için bacılar, bir dakika durun. Yine bir sohbet yapalım. Ay döküyordum, soda vazgeçilmez. Sodalı sohbetler. Gece yapma. Ne diyecektim size ha? Gamze'nin benim için yeri çok ayrı. Neden derseniz arkadaşlar. Biliyor musunuz?
eşim vefat ettikten sonra sırtını dönmeyen, hani gittiğim arkadaşlarım da vardı tabii, hani onlarla çok sık görüşmüyordum, hani var ya lise arkadaşlarım, onlar şey yapmıyorum ama böyle hani sırtını dönmeyen tek arkadaşım Gamze, biliyor musunuz? Bak hani diyorlar ya, insanları kötü gününde tanıyacaksın, iyi günde tanımayacaksın diye. Bu laf çok doğru. Bu soda şişesini ben çekmem lazım. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Dost, harbi dostmuş. Harbi kötü gün dostuymuş. Ben de onu öyleyim. 11 yıl, daha da nice yıllarımız olsun, arkadaşız. Annesi falan beni hep tanır. Annem tanır Gamze'yi. Öyle yani arkadaşlar. Çevrenizde iyi insanlar biriktirin. İyi gün dostu olmasın. Kötü gün dostları olsun. İyi gününde herkes yanında olur. Anladın mı? Kötü günde, zor zamanlarında. Hı? Gamze'nin arkadaşlar burnu şeydi. Burnunu yaptırmıştı Gamze. Eşim vefat ettikten bir hafta sonra mı neydi ya? Yok, bir hafta da değil ya. 2-3 gün herhalde. Ondan sonra Gamze bana Instagram'dan falan yazdı. Ben de ancak dönüş yaptım. Hani ne yapıyor, ne ediyor diye. Ondan sonra eşim, dedim ki Gamze, dedim çok kötü bir şey oldu dedim. Ne oldu Nazlı, söyle dedi. Böyle böyle eşim vefat etti. Baktım hemen gördüm. Şaka mı yapıyorsun Nazlı ya, ben inanamadım, sanmış şaka yapıyorum kız. Vallahi de bir görseniz arkadaşlar, burun şişmiş, ameliyat olmuş ya. O şeyde bile beni devamlı aradı. Allah razı olsun. Vallahi. Maşallah diyeyim, Allah'ım esirgesin. Gerçekten arkadaşlar çok yani nasıl desem, kalbi çok temiz. Vallahi çok temiz kalbi. Allah öyle insanlar çıkarsın karşımıza. Bugün değil, dün onu size anlatayım dedim. Annem bana bir şey anlattı. Dedi ki ne, haberlerde bir şey izlemiş arkadaşlar. Bir tane kadın eşinden boşanmış. Ondan sonra ailesi de buna destek çıkmamış. Kadının ailesi. İki tane çocuğu varmış. Ondan sonra ev sahibi de sokaktan evden atmıyormuş. Çık diyormuş hani. Bir de kadın kansere yakalanmış arkadaşlar. O hastalığa yakalanmış. Bak yani hani benim de işim şeyde yani böyle. Hani annem beni hep böyle motive edici şeyler yapar. Hani asla şey değil ha. Şimdi onu hani bak, o senden daha şey falan demiyor. Ama diyor ki haline şükret kızım diyor. Bak ben de onu dinledim. Gerçekten halimize şükretmemiz lazım. Beterin beteri var. Vallahi. Bak kadının ailesi destek çıkmıyor. Ondan sonra aha o hastalığa yakalanmış ya. Aha ev sahibi evden atmaya çalışıyor. Değil mi? Bu hayatın acı gerçekleri. Bak bu söylediklerim de yanlış anlaşılmasın. Sizlerle böyle sohbet ediyoruz arkadaşlar. Bu kanal biliyorsunuz ne diyeceğim? Dur. Gerçekçi bir kanal. Vallahi. Hani diyor ya, gerçek olaylardan alınmıştır. Hani yazıyorlar ya, film olmadan önce dizi. Hani bu olay gerçek olaylardan alınmıştır. Gerçek hayat hikayesinden alınmıştır. Bu kanal da öyle işte. Biliyorsunuz arkadaşlar, sonra Gamze'nin orada da içtim. O da işte iyi geldi vallahi. Bugün benim hiç halim yoktu. Vallahi niye öyle geç uyudum ya? Uyku önemli vallahi ya. Şeyi istiyorsunuz, eşimle hikayelerimiz istiyorsunuz, anılarımı. Allah izin verirse böyle anlatacağım arkadaşlar. Ama böyle sizi çok sıkmadan, her gün anlatmayacağım. Sıkılmanızı istemem. Hani devamlı üzücü şeyler anlatmayacağım ama hani güzel şeyler anlatacağım ama hani eşim onunla olduğu için üzüleceksiniz biliyorum, hani diyeceksiniz genç yazık, hani çok sizi şey yapmadan, zaten dediğin her zaman diyorum, sizin derdiniz var, dertsiz insan yok, öyle anlatırım ama çok güzel şeyler oldu. Biz eşimle şeydik, annem derdi ki Naz aynı tencere kapak misalisiniz. Bir defa daha söylemiş, öyle birbirinizi bulmuşsunuz derdi. Vallahi İşte Allah işleri böyle yaratıyor, bir yaratıyor. Ama hani böyle huyu huyuna diyorlar ya. Öyle bacılarım. Bugünkü sohbetimiz de buydu. Daha ben videomu düzenlemedim. Videomu düzenlemedim ama yorumlara cevap verdim. Videomu düzenleyeyim arkadaşlar.
biliyorum Nazlı kalk yeter artık üstünü değiştir dediğinizi duyar gibi. Tamam bacım sakin olun, değiştireceğim. Ben de bu huyumdan vazgeçemiyorum ya. Eve gel hemen üstünü değiştir, ama video çekeceğim ya, onun için şey yapayım ha. Neyse tamam, kısa kesiyorum. Yarın yine bir işim var. Yarın. Neyse bacılar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açın bacılar. Bildirimleri açmazsanız hani video yüklediğim zaman siz bilemezsiniz, anladınız mı? Hani ben saat 10'da paylaşıyorum ya, 10'da paylaştığımda size bildirim gelecek. Ona hani bildirimleri, o zil işaretine basın. Kanala abone olmak da ücretsizdir. Tabi biliyorsunuzdur da bilmeyenler için şey yapayım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimi de paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada da sayfamı büyütürüm Allah'ın izniyle inşallah. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.